Erken Teşhis'ten, BBN Türk'ten herkese sağlıklı ve mutlu günler değerli izleyenler. Bugün pek kıymetli konuğumuz uzman doktor Yıldız Uçar. Belirli bir aradan sonra bizleri de özlettikten sonra tekrardan konuğumuz oluyor ve bugün bizlere KOAH'tan bahsedecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Aslında ben biraz bugünlerde düşünceliyim. Niçin düşünceliyim Yıldız Hocam? Evet, aşılandık. Aşılama gayet iyi bir şekilde gidiyor. Bir yanda aşı reddi var, onu birazdan sizlere soracağım. Evet. Ama dün yaşadığım bir olayı anlatayım sizlere. Arkadaşlarımla beraber dışarıya çıktık. Dışarıda gayet maskeliydik. Maskeli bir şekilde yürüdük. Daha sonrasında bir yerde oturup çay içme kararı aldık. Sonra oraya oturunca da maskelerimizi çıkarttık. Sonra düşündüm ki galiba tam tersi olması gerekiyordu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle dışarıda tabii ki esnaf iş yapacak. Tabii ki işi olanlar işlerini yapacaklar ama ne yapmalı? Evet, biz tabii pandemi bütün endişesiyle, yıkımıyla devam ediyor. Türkiye olarak biz sanki biraz fazla hızlı açıldık galiba. Çünkü evet, yani şu açılmalar biraz hızlı gibi geldi bana. Yani bir açılmanın olabilmesi için aşılanan kişi sayısının belli bir yoğunluğun üzerinde olması gerekiyor. Evet. Mesela bir toplumun %60'ın üzerinde aşılanması demek o toplumun bağışıklığa yakın olması demek. Evet. Halbuki Türkiye'de iki doz aşıyı yapan nüfus hala %20'lerde. En iyi ihtimalle yani evet. Tek dozu yapanları da sayarsak belki 50 milyona yaklaşıyor ama sonuçta tek doz yeterli tabii. Bağışıklığı sağlayamıyor. Tabii. O yüzden bence tedbirleri elden bırakmamak lazım. Kesinlikle. Yani tabii açık ortamda, açık alanlarda, parklarda, bahçelerde eğer mesafeye dikkat edeceksek maskesiz yürüyebiliriz tabii ki. Ama kapalı ortamlarda mutlaka maske takılması gerekiyor. Orada bir tezatlık var. Değil mi? Burada bir kesinlikle. Aslında işler ters yürüyormuş gibi evet. Hissettiriyor insana. Evet. Burada bence biraz daha dikkat edilmesi gereken. Artık zaten devlet elinden geleni yapıyor evet. Bu iş için. Hem evet. Aşı tedariği hem bu süreci yönetebilmek belki. Ama bunun dışında bizim bireysel tedbirlerimizi bir şekilde elimizden bırakmamamız evet. Gerekiyor ki o pik seviyelerini bir daha görmeyelim belki. Siz bugünlerde özellikle muayenelerde görüyor musunuz hocam? Sıklık nedir yani? Yani Konya'daki vaka sayısı hala az. Bizim polikliniklere evet. Yansıyan hasta sayısı da az. O daha önce yaşadığımız 1, 2 ve 3 numaralı dalgaları, pikleri henüz görmedik. Evet. Yani ama bayram sonrası sanırım bir 4. pik gelecek gibi duruyor. Böyle bir hissettiriyor değil mi hocam? Evet, yani insanlar tabii biraz da aşıya da güveniyorlar ama tabii iki doz aşı yapanlar ve hatta işte son günlerde çok konuşuldu. Üçüncü evet, doz. Üçüncü bir doz. Sinovac yapılan hastaların, bireylerin tekrar bir üçüncü doz BioNTech ya da Pfizer ya da Moderna aşısı olması öneriliyor. Bunu yaptıktan sonra 10-15 gün sonra yeteri kadar bağışıklığa ulaşıyoruz. Yani hadi bir doz aşıyı yaptım, hemen kendimi salmamalıyım. Evet. Öyle diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bu yani bu düşünce tarzı, bu fikir belki de bizim bu dördüncü piki yaşamamamıza, belki de normal kesinlikle. Hayata dönmemize sebep olacak yegane şey. Aslında. Yani dünya tarihinde pek çok pandemi olmuştur. Pandemi olmasa bile pek çok salgın hastalık olmuştur. İşte tüberküloz salgını, çiçek hastalığı salgını, çocuk felci salgını. Bunların hepsinin hakkından aşıyla geldi insanoğlu. Evet. Bu pandemi de, bu hastalık da öyle bir hastalık. Aşıyla üstesinden geleceğiz ama hep beraber. Yani birkaçımız aşı olup işte birkaçımız olmazsak olmaz. Yoğunluğu sağlamamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle öyle. Peki hocam, şimdi aşı olmazsak olmaz dediniz. Ben özellikle aşı reddi ile alakalı da sizden bir şeyler duymak istiyorum evet. Açıkçası. Yani aşı reddini ben tabii anlayamam. Ben bir sağlıkçıyım. ama içinin doldurulması gerekiyor. Eğer bir aşı reddi de varsa yani. Mesela diyelim ki birey çok doğal yaşıyor. Evet, mesela. Yani o zaman ilaçları da kullanmıyorum, aşıyı da kullanmıyorum. Tamam, ben bunu anlarım. Ama sigara içiyor günde bir paket. İşte evet. Kola içiyor.
çeşitli içerisinde ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz içecekler, yiyecekler, cipsler, bir ton katkı maddesiyle evet, dolu olan evet, bir sürü yiyecek yiyoruz hepimiz. Onlara gelince hiçbir şey yok. Sigaraya gelince yok. Nargileye gelince yok. Hele bir de şimdi elektronik sigara var. Ona gelince de bir şey yok. Ama aşıda böyle olmama ısrarı inanın sadece onu ilgilendirmiyor. Aşılananları da tehlikeye sokuyor. Çünkü sonuçta aşılanma tamamen hastalığı engellemiyor. Hastalığın kötü seyrini engelliyor. Hastane başvurularını azaltıyor. İşte sağlığın tıkanmasının önüne engel oluyor. Bir de bu açıdan düşünsünler. Evet. Evet. Nasıl olsa açıdan. Gündelik hayatımıza şöyle bir bakalım. Gündelik hayatımızda neler yapıyoruz? Sanki bir Türkiye'deki böyle aşı karşıtlığı değil de böyle bir tedirginlik var sanki. Evet. Yani evet, aşı karşıtlığı daha ne bileyim bana böyle ideolojik bir şey gibi geliyor bilmiyorum. Ama evet, tedirginlik var Türkiye'de. İşte bir şey yapacaklar, bir şey edecekler. Sürekli böyle bir evham. Sonuçta aşılanmadığımız zaman da ne olduğunu gördük. Evet. Hep beraber hastalandık. Herkes bir yakınını kaybetti. Yaşam tamamen durdu. Ekonomik olarak durduk. Sağlık camiası çok zor durumda. Hala devam ediyor. Lütfen yani sadece kendimizi evet, değil bütün evet, bir toplumu hatta bütün dünyayı düşünelim. Öyle diye düşünüyorum ben. Evet, bir uzman doktordan da her sabah duyduğumuz gibi bir kere daha aşı olmamız gerektiğini, neden olmamız gerektiğini duymuş olduk. Teşekkür ederiz hocam. Ben şimdi teşekkür ederim. Çok güzel açıkladınız. Sigara kullanıyoruz bir anda. Aslında bugün sigaranın en büyük tahribatlarından bir tanesini konuşacağız. Bir sonuç kendisi, bir hastalık. İsmine de KOAH diyoruz. Evet. Bugün konumuz KOAH. Genelde herkesin duyduğu bir hastalıktır çünkü çok yaygın bir hastalık zannımızca. Ama nedir kısmını sizlerle bir açalım isterseniz. Evet, kısaca KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı kelimelerinin evet, baş harfleri aslında alınarak yapılan bir kısaltma. KOAH başta sigara olmak üzere çeşitli zararlı partikül ve gazlara kronik bir temas sonucu yani uzun yıllar bir temas evet, sonucu akciğerlerde meydana gelen bir takım değişiklikler olarak tarif edilebilir. Bu değişiklikler bir inflamasyon oluyor. Bu partikül ya da zararlı gazların hı hı, kronik iritasyonu sebebiyle ve bu inflamasyona cevap olarak vücut bir iyileşme, bir tamir mekanizması oluşturuyor. Yangısal cevap, tamir mekanizması, yangısal cevap, tamir mekanizması bu sürekli tekrar ediyor. Tekrar ettiği zaman da solunum yollarında bir hava kısıtlanması, bir daralma yapıyor. Bu iltihaplanmadan kaynaklı olarak yine değil mi hocam? İltihaplanma oluyor. O iltihaplanmayı düzeltmeye çalışıyor. Evet. Vücudun çeşitli işte hücreleri, medyatörleri. Sonuçta bir bronşların etrafında, bronş dediğimiz hı-hı, iletici hava yollarında evet, bir sertleşme, bir fibrozis gibi bir şey oluşuyor. Buna bağlı olarak da hava kısıtlanması oluyor. Yani nefes alırken yeteri kadar alamama, verirken yeteri kadar verememe. Buna bağlı nefes darlığıyla karakterize bir hastalık. Aslında önlenebilen bir hastalık. Yani önlenebilir bir hastalık, tedavi edilebilir bir hastalık. Ama kronik bir hastalık. Ama kronik bir hastalık. Nasıl önlenir, nasıl tedavi edilir merak ediyoruz. Soracağız sizlere de. Ama en azından programın başında programın sonuna dair böyle bir ipucu verdiğiniz evet, için teşekkür ederiz. Yani evet tamam bir şekilde hayatımızın öncesinde hatalar yapmış olabiliriz. Ama bunu düzeltebiliyoruz. Sonrasında yola daha iyi devam etmek gerekir diye şöyle güzel evet, bir giriş yapmış olduk. Şimdi sebeplerden başlamak istiyorum. Evet orada bir iltihaplanma oluşuyor ve bu iltihaplanma kısır bir döngüye girdiğinden kısır, kaynaklı da bizim sistemimiz artık ne yapıp işlevsiz hale gelmeye başlıyor neredeyse. Peki bu kısır döngüyü başlatan etkenler neler hocam? En önemli etken sigara. Yani sigara, aslında tütün kullanımı. Evet. Sigara olabilir, işte nargile olabilir, ısıtılmış tütün olabilir, elektronik sigara olabilir çok gündemde. Evet. Bunun dışında çok ağır meslek kolları var. Mesela uçucu gazlarla işte yapılan bir takım maruziyetler evet, olabilir. Madende çalışan maden işçilerinde olabilir. Evet. Demir döküm sanayisinde çalışanlar, kaynakçılar,
Tahıl tozlarına sürekli maruziyet, mobilya doğramacılığı, sürekli odun tozuna maruziyet. Evet. Bütün bunlar KOAH'ın sebebi olabilir. Şimdi bu sebeplerin arasında özellikle ben sigarayı apayrı açmak istiyorum hocam. Elektronik sigarayı da bunun içerisine dahil edebiliriz. Şimdi özellikle sigarayı her programda bir kere de olsa bir hastalıkla ilişkilendiriyoruz. Fakat bugün Türkiye'de şu an sanırım yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon KOAH hastası var. Bunun çok yüksek bir yüzdesi sigaradan kaynaklı. Ya da o hastaların işte %80'leri, 90'ları sigara kullanıyor. Evet. Şimdi sigarayla ilişkisini bir açıklayacak olursak KOAH'ın nasıl bir ilişki bu ilişki? Şimdi dünyada yaklaşık 2019 verileri, Dünya Sağlık Örgütü'nün evet. verileri. 212 milyon KOAH'lı hasta var. Türkiye'de 3 milyondan daha fazla. Daha fazla. Var. 40 yaşın üzerindeki bireylerin neredeyse %20'ye yakını KOAH olarak tanımlayabiliriz. Bu teşhisi koyabiliriz. Şimdi 2000'li yıllara kadar KOAH daha çok erkek hastalığı olarak bilinirdi. Hem mesleksel maruziyet hem de sigara kullanımı açısından. Fakat 2000'li yıllardan sonra kadınlar arasında da sigara kullanımı çok üst seviyelere çıktı. Evet. Ve artık çok fazla KOAH'lı kadın hasta da görüyoruz. En temel etken sigara. Sigara yani çoğu hasta diyor zevk veriyor. İşte aslında öyle değil. Yani sigaranın içerisinde 4000'e yakın zararlı madde var. Ve bu maddelerin çoğu karsinojenik maddeler. Biz eskiden hep şey diyorduk hastalara, işte sigaranın zararlı olan kısmı kağıt kısmı, evet. işte içindeki tütünün yanması sırasında ortaya çıkan maddeler. Nikotin zararlı değil, nikotin sadece bağımlılık yapar diyorduk. Artık son çalışmalar nikotinin de vücutta karsinojen, kanserojen yapacak maddelere dönüştüğü yönünde. Yani artık sigaranın içerisindeki nikotin de kanserojen etkili. KOAH'lı hastaların %50'den fazlasının sebebi tütün kullanımı tabii. Tütün yani mesleksel maruziyet biraz neredeyse. Daha arka planda evet. Yarıdan fazlası. Yarıdan fazlası ve belki de hastaların yine çoğunluğuna baksak onlar da yani sebepten ziyade onlar da sigara kullanmaya devam ediyorlardır. Yine tuhaf bir istatistik daha. KOAH olanların %90'ı KOAH olduğunu bilmiyormuş. Evet. KOAH'ın en önemli problemi, yani KOAH'lı hastalardaki en önemli problem, hastalar kronik sigara içicisi. Yani genellikle ortalama 20 yıldır günde bir paket sigara içen kişiler evet. bunlar. Şimdi bir takım semptomlar var KOAH'lı hastalarda ortaya çıkan. Nefes darlığı, işte öksürük, balgam. Bunları hasta sanki içtiği sigaranın doğal bir sonucuymuş gibi hissediyor. Bundan dolayı da doktora gelme sürekli ertelenir bu hastalarda. Yani maalesef doktora geldikleri zaman çoğu KOAH'lı hasta evre 3 ya da evre 4'tür. Yani biraz daha ilerlemiş evrelerde geliyorlar. Semptomları sigaranın ya da tütünün ya da nargilenin doğal bir sonucuymuş gibi düşündükleri için. Eyvah. Bu da ayrı bir handikap. Şimdi birazdan sizlere belirtilerini de sorduğumda aslında neredeyse birbirine çok yakın belirtiler. Yani sigara içtiğimizden, içildiğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan belirtilerle birbirine denk belirtilerden bahsedeceğiz evet. anladığım kadarıyla. Evet. Peki hocam bir de az önce şöyle bir ismi geçti elektronik sigara diye özellikle haberlerde çıktı, forumlarda yazılıyor. Ah şu internet diye araya bir ekleyeyim. İnsanlar elektronik sigaranın sadece su buharı olduğunu ve bundan kaynaklı olarak da sigaradan çok daha az zarar verdiğini belki ve hatta bazı kesimlerce hiç zarar vermediğini düşünen insanlar var. Nasıl bir açıklama getirirsiniz? Şimdi elektronik sigara tabii ne için ortaya çıktı? Evet. Tamamen tütün endüstrisinin ortaya çıkardığı, sigaranın yerine koymaya çalıştığı evet. aslında başka bir sigara ürünü. Tütün endüstrisi neden böyle bir şey yaptı? Çünkü dünyada artık bir bilinçlenme işte dumansız hava sahası, evet. işte çocukların yanında evet. içmeyelim, işte yaşlıların yanında içmeyelim. Gibi bir bilinç ortaya çıktı ve sigaranın kullanımı baktılar ki azalmaya başladı. Hemen bunun yerine işte dumansız olan. Üst sürümü olan. Evet yani dumansız olan hemen işte daha az zararlıdır diye bir şey de ortaya atalım gibi bir proje bu. Tütün evet, enstitüsünün evet. ortaya attığı bir proje. Elektronik sigara da zararlı ve en az normal sigara kadar zararlı.
Şimdi içinde tabii bir solüsyon var. Evet. Bu solüsyon çoğu zaman işte pille olabilir ya da şarjlı olabilir. Isıtılıyor. Isıtılınca bir buhar, su buharı ortaya çıkıyor. Evet. Ve onu hastalar işte inhale ediyor ya da dışarı nefesle veriyorlar. O solüsyonun içinde ne var bir kere? O solüsyonun içerisinde de bir sürü kimyasal madde var. Yani propilen var, glikol var. Bunlar yandığı zaman ortaya formaldehit çıkıyor, asetaldehit çıkıyor. Bunlar kanserojen maddeler, solunum yollarına zarar veren maddeler. Yani yağmurdan kaçarken bence doluya tutulmak gibi bir şey. Sigarayı bırakmaya çalışırken başka bir zararlı maddeyle bağımlılık haline gelme, bağımlılık durumuna gelme. Sigarayı bırakmak isteyen insanın yapacağı şey sigarayı tamamen bırakmak olabilir. Yani onu bırakayım, bunu içeyim bir başka, asla bir çözüm çözüm değil bu. Kesinlikle onun yerine belki yiyecek bir şeyler tüketebiliriz ki ondan sonra işte sigarayı bıraktıktan sonra insanların kilo aldığını... Spor yapabilirler. Evet, yani ne bileyim, beslenme şekillerini değiştirebilirler, hayatlarını değiştirebilirler. Ben sigara bırakma polikliniği de yapıyorum. Polikliniğimizde gelen hastalara yardımcı olmaya çalışıyorum. Öncelikle diyorum ki eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız hayat şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu konuda kendinizi önce bir motive edin. Çünkü sigarayı bırakmak gerçekten bunu gerektiriyor. Yoksa onun yerine başka şeyleri koyabiliyor hasta. Bu bir elektronik sigara olabilir, nargile olabilir. Halbuki tamamen hayat şeklini değiştirirse, biraz daha düzgün beslenmeye yönelirse, spor yapmaya yönelirse, o zaman sigarayı bırakma konusunda daha motive olur. Ve sigarayı bırakırken bizim en çok korktuğumuz belki de yan etki çok kilo alma. Biliyorsunuz sigaranın bir de iştah kesici tarafı var. Sigarayı bıraktığı zaman bireyin iştahı açılıyor, çok yemek yiyor. Bir de işte abur cubur, hani sigara aklına gelince işte şeker yiyeyim, çikolata yiyeyim, tabii kilo alıyor. Bu yüzden sadece sigarayı bırakmak yetmez. Sigarayı bırakmaya karar verdiğimiz zaman yaşam tarzımızı da değiştirmemiz başarılı olmamızın en önemli yolu olur diye düşünüyorum. Yeni bir sayfa açacağız yani kısacası. Evet, evet. Yeni bir sayfa açmamız kesinlikle gerekiyor. Elektronik sigarayla son bir soru. Şimdi özellikle normal sigaranın kokusu çok ilgi çekici bir koku değil. Hatta çok da kötü kokar. Kötü kokar. Kullanmayanlar için daha da kötü kokar. Ve aynı zamanda işin tuhafı sigaranın en büyük zararlarından bir tanesi, siz kullanırken bir başkalarına da, kullanmayanlara da zarar verebiliyorsunuz bunu kullanarak. Bir kesim diyor ki elektronik sigara içerken işte dışarıya çıkan duman sigaradaki gibi diğer insanlara zarar vermiyor. Ben doğru ona mu bu? Çok inanmıyorum. Bir kere pasif maruziyeti çok güzel dinlendirdiniz. Evet. Benim en çok üzüldüğüm hasta grubu o hastalardır. Kullanmıyor da kullanmadığı halde değil özellikle mi? De bunlar kadınlardır genelde. Evet. Eşi günde 2 paket sigara içer ve çoğunu evde içer. Bizim insanlarımız da biliyorsunuz, kadınlarımız hani çok itiraz etmezler. Evet. O sigara dumanına maruz kalır ve yıllar sonra bakarsınız o kişi de KOAH olmuştur. Sırf eşinin içtiği sigaradan dolayı. Ne kadar yazık, kendi çok hatası üzücü, değil mi? Tamamen başkasının hatasından dolayı. Aynı şeyin ben elektronik sigarayla ilgili olduğunu da düşünüyorum. Çünkü orada da dediğimiz gibi işte bir takım maddeler var. Onlar ısıtılınca farklı maddelere dönüşüyorlar. O da inhalasyonla dışarıya veriliyor. Yani nereye gidiyor? Gene soluduğumuz havanın içine gidiyor. Eğer kapalı ortamda, ki genellikle elektronik sigara içenler kapalı ortamda daha rahat içmek için aslında bir yandan da o yola sapıyorlar. Gene nereye gidecek o hava? O da havasında ve soluyan diğer insanların mutlaka ciğerlerine gidecektir. O havadan soluyor çünkü. Değil mi? Yine onun içerisinde de daha öncesinde kanserojen olan maddelerin buharından bahsediyoruz. Yine aslında sigaranın bir değişik versiyonu olan buharları, dumanları içimize çekmiş oluyoruz bir şekilde. Ve bu da aslında bizi başka bir çıkış kapısına götürmüyor. Bu da sigarayla yine aynıdır dedik. Evet. Sigarayı konuşmaya devam edebiliriz. Tabii ki bir program sürer ama KOAH konuşacağız. Evet. Belirtilerini merak ediyorum. Şimdi öksürük müdür? Evet. Yani öksürük deyince akla KOAH geliyor zaten. Ya başka? Şimdi aslında en temel problem nefes darlığı. Nefes darlığı. Önceleri sadece merdiven çıkmakla, yokuş yukarı çıkmakla ya da hafif egzersizle ortaya çıkan nefes darlığıyken KOAH ilerledikçe
Bu artık istirahatte de ortaya çıkan nefes darlığı haline geliyor. Hatta zorunlu ihtiyaçlarını yaparken ev içinde de nefes darlığı hissediyor. Bir kere en önemli problem nefes darlığı, bizim dispne dediğimiz şikayet. Onun dışında öksürük, kronik bir öksürük. Diğer hastalıklardan farklı olarak, yani mesela bir zatürreden, bir akut bronşitten, bir astımın öksürüğünden, bir geniz akıntısı, sinüzitin öksürüğünden farklı olarak KUAH'ın öksürüğü genellikle yıl boyu devam eder. Sabah başlar, akşama kadar devam eder. Bazen çoğu zaman hastayı uyandıracak kadar da öksürük olabiliyor. Yani müzmin bir öksürük, devam eden bir süreç. Sigara öksürüğe çoğu zaman balgam eşlik ediyor. İlk başlarda balgam genellikle beyaz, gri renkli olabiliyor. Fakat biraz sonra belki bahsedeceğiz, atağa girdiği zaman hastanın balgam rengi direkt değişir. Yani daha koyu, yeşil, sarı olur. Mesela akciğer kanseri de çok sigarayla ilişkili, daha çok KUAH'larda gelişen bir hastalık. Mesela orada da balgamın içerisinde kan da görürüz. Mesela o da önemli. Kan hem kötü bir hastalığın belirtisi de olabilir, hem enfeksiyonlu bir KUAH atağında habercisi olabilir. Bu anlamda balgamın rengi, içindeki kan miktarı önemli. Tabii KUAH, bu söylediğimiz şikayetler daha çok ilk evrelerdeki şikayetler. KUAH'ın evreleri var. Evreler ilerledikçe, yani hastalık ağırlaştıkça şikayetler daha da komplike bir hale geliyor. Mesela ileri evre KUAH'lı hastalarda sağ kalp yetmezliği gelişiyor. Akciğerdeki pulmoner damarlarda basınç artışı oluyor. Bu tarz hastalarda mesela bacaklarda şişlik ortaya çıkabiliyor. Boyundaki damarlarda şişlik ortaya çıkabiliyor. Yine ileri evredeki hastalarda solunum yetmezliğine sebep oluyor. En korktuğumuz komplikasyon bu. Bu hastalarda vücuttaki oksijen tamamen düştüğü için dokulara yeteri kadar oksijen sunulmuyor akciğer tarafından. Çürümelerden bahsediyoruz belki o halde. Evet. Yani akciğerin yeri gelmişken belki buradan devam edeyim. Akciğerin temel fonksiyonu atmosferdeki havanın içerisindeki oksijeni dokulara göndermek. Evet. Dokulardan artık ürün olan karbondioksiti dışarıya göndermek. Evet. Şimdi akciğerde bir problem olduğu zaman bu gaz alışverişi olmuyor. Tamamen bozuluyor. Dokularda karbondioksit birikiyor, oksijen düşüyor. Oksijen biliyorsunuz yani vücudun temel... bütün organları çalıştıran bir madde. Beyni de çalıştırır, görmeyi de, böbrekleri de, karaciğeri de, kalbi de. Oksijen olmazsa olmaz. Bu hastalarda oksijen miktarı azaldığı zaman her organa ait semptomlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden biz diyoruz ki KUAH sadece bir akciğer rahatsızlığı değil. Aslında bir sistemik hastalıktır. Bütün organları tutabilen bir hastalıktır. Hipoksi yani oksijen yetersizliği olduğu zaman gözlerde kızarma, konjüktivalarda kıpkırmızı olma. Bu hastaları görüyoruz mesela fiziksel olarak da KUAH olup olmadığı anlaşılabiliyor. Dudaklarda morarma, dilde morarma, diş etlerinde morarma, ellerde titreme, parmaklarda morarma, tırnaklarda morarma. Bunların hepsi KUAH'ın belirtileri. Bu da oksijen yetersizliğinden aslında kaynaklanan yine KUAH belirtileri olarak karşımıza çıkabiliyor. Şimdi KUAH hakikaten uzun bir konu. Evet. Anladığımız kadarıyla evreleri de var. Ben evrelerini de merak ediyorum. Yani özellikle tedavide daha çok fark edecektir yüksek ihtimalle yaklaşımlar. İşte birinci evrede, ikinci evrede, üçüncü evrede. Evet. Hangi durumda yakalarsak nasıl bir tedaviyle yaklaşabiliyoruz? Belki de değişebilecektir. Ama onun öncesinde kısa bir reklam arasına gideceğiz hep birlikte Yıldız Hocam. Döndükten sonra uzman doktor Yıldız Uçar ile birlikte sizlere KUAH'ı ve tedavisini anlatmaya devam edeceğiz. Erken Teşhis programında uzman doktor Yıldız Uçar hanımefendilerle birlikte KUAH'ı anlatmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Evet Yıldız Hocam, az önce vücudumuzun çürüyebileceğinden bile bahsettik, şayet KUAH'a dikkat etmez. İşte sigara kullanmaya devam eder. Bu tarz maruziyetlere devam edersek hikayenin buraya kadar ilerleyebileceğini söylemiştik. Ama özellikle programın da ismini barındıran bu erken teşhis ne kadar önemli, bir de sizden bir kez daha duymak istiyorum açıkçası ben. Diyelim ki erken teşhis ettirmedik. Burada hem evreleri de ufak ufak anlatmış olalım.
Hikaye nereye kadar gidiyor? Evet, şimdi temas gerek tütün, sigara, gerek mesleksel maruziyet devam ettiği sürece KOAH'ta başka pek çok önlenebilir hastalık gibi ilerleyebiliyor. Evet. Şimdi KOAH'ın evreleri var. Eskiden bu evreleri biz hafif, orta, ağır ve çok ağır diye tanımlıyorduk. Yani. Bunu da teşhiste kullandığımız bir spirometri testimiz var. Solunum fonksiyon testinin ölçülmesiyle karar veriyorduk. Oradaki parametrelere göre. Şimdi artık son 1-2 yıldır bu evrelerin içerisine, yani sadece solunum fonksiyon testi değil, bir de hastanın klinik durumu da dahil olmaya başladı. İşte yılda ne kadar atak geçiriyor, işte şikayetleri ne kadar yoğun. O şekilde de ABC'de diye kısaca bir evrelendirebiliriz. Şimdi hafif evrelerde hasta sigarayı bıraktığı zaman zaten hastalığın ilerlemesini bir nebze durdurabiliyoruz. Aslında şunu da söyleyeyim tam bu noktada. Normal bir kişi de 40 yaşından sonra her sene solunum fonksiyon kaybı zaten olur. Ortalama 100-150 mililitredir yıllık solunum fonksiyon kaybı. Ama sigara içenlerde bu çok 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 daha fazladır. Yani normal sigara içmemiş bir kişinin KOAH seviyesine gelecek kadar bir solunum fonksiyon kaybı yaşaması için ortalama 100 yıl, 120 yıl yaşaması gerekiyor. Halbuki sigara içen kişilerde solunum fonksiyon kaybı 40 yaşından itibaren başlıyor. Bir kere buna dikkat çekmek istiyorum. 40 yaşında solunum fonksiyon kaybı başladı ve bu hastanın maruziyeti devam ediyor. Gerek sigara, gerek mesleksel maruziyet. O zaman KOAH ilerliyor. İşte hafif evreden orta, ortadan ağır, ağırdan da çok ağıra ilerliyor. Çok ağır olan hasta demek, evde yatalak olan hasta demek. Yani kendi kişisel bakımını, banyosunu, tıraşını, giyimini, kuşamını yapamayacak halde olan hastadır. Bu yüzden erken teşhis çok önemli. Yani evre 1'de ya da evre 2'de ya da hafif orta evrede hastayı yakalamakla çok ağır evrede hastayı yakalamak arasında çok fark var. Nitekim tedavi de çok farklı oluyor. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz Yıldız Hocam? Sigara ya da tütün ürünlerinin tamamı bize bir ömür borçlu. Çünkü 40 yaşından sonra akciğer kapasitesi ve çalışma efektinden bahsederken... Evet. Normal sigara kullanmayan hastanın 100-120 yılından bahsederken biz 40'tan sonra artık merdivenleri yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. Yani ortalama, bir ömür var daha aslında. Ortalama günde bir paket sigara içen bir kişinin 20 yıl sonra KOAH olması bekleniyor. Herkes planını, programını buna ona göre, göre yapsın. Evet. Peki erken teşhis. Diyelim ki yaptırmadık, bu noktaya kadar gitti. Evet. Muhtaçlık insanın başına gelebilecek en kötü şey. Özellikle umarız kimsenin evinde yoktur ama muhakkak bu bir gerçek ve var. Yaşayanlar daha iyi bilirler. Kimse muhtaç olmak istemez. 20 yıl sonra yatalak olmak istemiyorsak belki ya da acı çekerek ölmek istemiyorsak, hayatı daha kaliteli bir şekilde yaşamak istemiyorsak bir an önce belki de Yıldız Hoca'nın yanına gitmeli. Peki diyelim ki biz bu belirtilerden birkaç tanesini yaşadık ve artık bir karar almak istiyoruz. Ya tamam galiba bırakacağım. Çünkü bu belirtiler beni rahatsız etmeye başladı. Geldik yanınıza, dedik ki Yıldız Hocam bende böyle böyle belirtiler var. Sonrasında hikaye nasıl ilerliyor? Sonrasında hikaye, tabii hastanın verdiği hikaye çok önemli. Evet. Biz bunu analiz diyoruz. Demin bahsettiğim semptomları yaşayan, maruziyeti olan kişilerde KOAH'tan şüphelenmemek mümkün değil. Bu anlamda hastaya bir solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Evet. Solunum fonksiyon testi çok kısa bir test. 15-20 dakika içerisinde cevap alabileceğimiz bir test. Burada KOAH'tan kaynaklı olan solunum hava kısıtlanmasını görmemiz lazım. Yani o obstrüksiyonu o teste saptamamız lazım. Saptadıktan sonra ayrıca hastanın akciğer filmi çekilebilir. Çünkü sigara aynı zamanda bir takım kanser hastalıklarının da ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Ekarte etmek için, yani ayrıcı tanı koymak için akciğer filmi çekilebilir. Ayrıcı tanı da gene tomografi istenilebilir ama KOAH'ın tanısı için gereksiz yere hastaya radyasyon verilmesini çok önermem. Ama örneğin bir kilo kaybı varsa, ağzından kan geliyorsa, KOAH'ta düşünüyorsak bu hastaya acaba akciğer kanseri de eşlik ediyor mu diye
Tabii ki de tomografiler çekilebilir. Yine nefes darlıklarının pek çoğu, tabii sadece KOAH'ta nefes darlığı olmuyor. Pek çok hasta, başka hastalıklarda da nefes darlığı var. Bunların en önemlileri gene sigara içenleri etkileyen kardiyovasküler hastalıklar. Eko çekilebilir, EKG çekilebilir. Kardiyolojik muayene mutlaka şarttır. Bu şekilde değerlendirilen bir hastada eğer tanı olarak KOAH'ı koyduksak o zaman evresini belirleyip bir an önce tedaviye başlamak gerekir. Tedaviye başlayacağız ama ondan önce tanıyla alakalı söyleyeceklerim var. Yine anladığım kadarıyla birçok hastalıkta olduğu gibi KOAH da aslında bir disiplinler bütünü. Evet. Yani bir kardiyoloji uzmanı da işe dahil oluyor. Bir yerden sonra belki kanser şüphesi varsa başka birimler dahil oluyor. Göğüs hastalıkları uzmanları da bunları teşhis edip yine yönlendirmesini yapan uzmanlar olarak bugün Türkiye sağlık sisteminde şayet KOAH'a bir dur demek istiyorsak gayet yeterli bir sağlık hizmeti var diyebiliriz yani, değil mi hocam? Evet, tabii. Peki anlaşıldı. Şimdi bir şekilde KOAH tanısı aldık. Ben şimdi evre evre tedavilerin nasıl şekillendiğini merak ediyorum açıkçası. Öncelikle bir hayat standardı değişecek. Kesinlikle. Hemen. O anda. Maruziyet. Ya işte bir tane daha için günlük sonra yavaş yavaş bırakırım gibi bir şey söz konusu değil. Yani KOAH görüldüğünde hemen bırakmasını tavsiye ediyorsunuz lazım. Değil mi? Yani maruziyetin ortadan kaldırılması ilk önerilen şey. Bu mesleksel bir maruziyet ise gibi. İş kolu değiştirilir. Evet. Sigara, tütün maruziyeti ise bırakması gerekiyor ya da ilerleyen bir hastalıkla ileride oldukça mücadele edecek hasta. Sigarayı ya da tütünü ya da mesleksel maruziyet ortadan kaldırıldıktan sonra bir takım medikal, farmakolojik tedavilerimiz var, ilaç tedavileri. KOAH'lı hastalarda da daha önceki programlarda bahsettiğimiz astımlı hastalarda olduğu gibi İlaçlar direkt akciğerlere yani soluk yollarına gönderildiği için bir takım inhaler dediğimiz ilaçlarla, cihazlarla veriliyor. Bu cihazların kullanımı hastaya öğretmek çok önemli. Zira hastaların pek çoğu cihazı uygun şekilde kullanmadığı için ilacı da almamış olarak geri dönüyorlar. Ben bu ilaçtan herhangi bir fayda görmedim diye. Mutlaka hekimin eğer zamanı varsa, biliyorsunuz poliklinikler çok yoğun. Evet. Zamanı varsa kendisi anlatmalı, zamanı yoksa da belki herhangi bir sağlık çalışanı bu konuda görevlendirilebilir. Bu cihazlar mutlaka hastalara birebir öğretilmelidir. Cihazların yaptığı şey o tıkanan hava yollarını, daralan hava yollarını açmak. Oradaki iltihabı ortadan kaldırmak. İltihap çoğu zaman mikrobik olmayan bir iltihap tabii. Atakta ayrıca mikroplu iltihap oluyor, onu konuşuruz. Bunun dışında yani ilaçlarını düzenli kullanmak, mesleki maruziyet ya da sigaradan uzak durmanın dışında KOAH'lı hastaların bir takım başka önerilere de dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela yıllık grip aşısını mutlaka yapmaları gerekiyor. Sonbaharda ülkemize de geliyor aşılar. Yine aşı karşımıza çıktı değil mi? Bu sefer de grip aşısı. Muhtemelen bundan sonra Covid aşısı da herhalde şeye girecek. Yani normal aşı programına girecek gibi duruyor. 5 senede bir zatürre aşısı mutlaka KOAH'lı hastalara öneriyoruz. Aşılar hem hastalığın atağa girmesine de engel oluyorlar. Zira KOAH'lı hastaların ataklarının en önemli sebepleri gripal enfeksiyonlardır. Eğer grip aşısıyla o gripleri önleyebilirlerse atak sayısı da azalıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir başka tedavi yöntemi demin kısaca bahsettik. Solunum yetmezliği gelişiyor dedik. Oksijensizlik oluyor dedik. O zaman akciğerlerinde ileri KOAH olan hastalar atmosferdeki oksijeni ayrıştıramıyor, saflaştıramıyor. O zaman saf oksijen vermek gerekiyor. O zaman da cihazlar var, oksijen konsantratörü. Evet. Atmosferdeki havayı saflaştırıp oksijeni hastaya veren makineler. Oksijen konsantratörü diyoruz biz bu makinalar. Onları veriyoruz. Şimdi bu hikaye biraz entübe ile yakından ilişkili gibi geldi. Aradaki farkı bir ayırsak. Çünkü şöyle anlayabilir bizi izleyenler. Ya şimdi biz Covid-19 döneminde duyduk. İnsanlar nefes alamıyorlardı. Sonra insanlara nefes alabilmesi için işte cihaz bağladılar. Cihaz bağlanan insanların sonu da pek iyi değilmiş gibi hikayeler var. Özellikle KOAH hastalığında verilen bu oksijen cihazlarıyla verilen oksijen
zararlı değil, değil mi? Ya da insan o noktaya getirmemiş. Şimdi entübasyonla oksijen konsantratörü ya da oksijen tedavisi farklı şeyler. Bazen KOAH'lı hastalarda, hani demiştik ya, oksijen düşüyor, karbondioksit evet. artıyor. Evet. Karbondioksit o kadar bir yüksek değere ulaşıyor ki normali 35 ile 40 milimetre civarası. Bu 80'e, 100'e, 120'ye kadar çıkan hastalar oluyor. Şimdi bu hastalardaki bu karbondioksit değerini düşürmek sadece tek başına işte ilaç tedavisiyle evet. ya da oksijen vermekle olmaz. Bu durumda bazen o entübasyon olayını bizim de hastalarımız yaşıyor. Ya da hasta entübe olmaz, entübasyona çok yakın başka bir makine var. Yani entübe etmeden pozitif basınçlı hı hı. hava veriliyor hastaya. O oksijeni arttırıp karbondioksiti düşürme esasına dayalı bir makine. BiBAP cihazları diyoruz. Onlar da bu hastalarda çok kullanılıyor. Ama bunların hepsi, yani gerek oksijen konsantratörü, gerek BiBAP cihazları, gerek yoğun bakımda entübasyonlar hep ileri evre KOAH'lı hastalarda oluşan olaylar. Bu da gene erken teşhis. Yine erken evet. teşhis. Burada bir kez daha karşımıza evet. çıkmış oldu. Yani anladığımız kadarıyla özellikle şimdi COVID-19'dan insanların öldüğünü gördük. Evet maalesef. Ölüyorlar. Hoş bizim insanımız bu sefer de şey dedi, yani sokakta niye kimse ölmedi diye sordu. Çünkü sağlık sistemimiz iyiydi, akıllarına gelmedi. Evet. Bu noktada KOAH'tan insanlar da ölmeye devam ediyorlar. COVID-19 çok hızlı bir şekilde akciğerde tutulum sağlıyor. KOAH bunu 20 yılda yapıyor sadece. 20 yılda yaptıktan sonra siz yine entübe oluyorsunuz. Şayet akciğeriniz artık tekrardan efektif bir halde çalışabilmeye başlayabilirse, ki zor ihtimal diyoruz ağır ileri evrelerdeki KOAH'lar için, entübe olmanıza ya da büyük problemler yaşamanıza gerek kalmadan kurtulabiliyorsunuz. Erken teşhisle bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Şimdi biraz daha ataklardan bahsetmek istiyorum ben. Vatandaş bir şekilde 10 yıl, 15 yıl boyunca tütün ve tütün ürünlerini kullanmış Yıldız Hocam. Ve daha önce de hiç doktora gitmemiş. Yüksek ihtimalle zaten KOAH olduğunu ya da KOAH olduğunu bilmiyordur belki ama kendisinin içerisinde hastalıklar olduğunu biliyor ve sürekli atağa giriyor. Öksürük krizleri geçiriyor. Bu anlamda ne yapmalı? Bu ataklar, bu krizler geldiğinde nasıl hareket etmeli? Evet, KOAH hastaların tanılarının belki de gecikmelerinin en önemli sebebi ortada bir tütün kullanımı var, evet. sigara var. Evet. Tabii doktora gittiği zaman işte doktor hastaya mutlaka diyecek sigarayı bırakmanız gerekiyor. Hasta hep bundan bir kaçar. Evet. Ama bir noktaya kadar kaçıyor. Bir noktadan sonra artık şikayetler o kadar belirgin hale geliyor ki gerek ailenin zoruyla gerek kendi isteğiyle doktora, hekime gelebiliyor. Şimdi KOAH tabii ataklarla seyreden bir hastalık. Bu atakların çoğunu biz genellikle çevresel kirliliğin maksimum oranda olduğu kışın görürüz. Hem hava sıcaklığı düşmüştür, hem işte kullanılan yakıtlardan dolayı havada kirlilik oranı artmıştır. Hem de hastalar daha çok kapalı ortamlarda dururlar hava ısısından dolayı. Sigara işte kapalı ortamlarda daha çok etkiler evet. bu hastaları. Bir de tabii virüsler var, gribal enfeksiyonlar var. Bunlar da kışın daha çok artıyor. Gene yakın temastan dolayı birbirimize daha çok bulaştırıyoruz. Evet. Bu çeşit sebeplerden dolayı hasta atağa girebiliyor. Atakta ne oluyor? Var olan nefes ağırlığı artıyor. Yani normalde işte yürürken ortaya çıkan nefes ağırlığı durup dururken hastayı daraltıyor, bunaltıyor. Öksürük miktarı artıyor. Sabahtan akşama kadar öksürüyor, öksürüyor. En önemlisi balgam. Balgam evet. miktarı artıyor. Evet. Balgamın kokusu, kokulu bir balgam ortaya çıkabiliyor. Balgamın renginde bir değişiklik oluyor. Başlangıçta hani demiştik beyaz ya da gri renklidir, hı-hı. açık renklidir. Balgam giderek koyulaşmaya başlıyor. Sarı, yeşil renkli oluyor. Bu durumda hasta atağa girmiş oluyor. Bu durumda hastanın yapacağı en önemli şey ilk olarak tabii sağlık merkezine başvurmak. Sağlık merkezine başvurduğu zaman biz bu hastaları genellikle acil servislerde görürüz. Hastayı değerlendiririz. Gerek muayene gerek tetkik olarak yatırılması gerekiyorsa hastaneye yatırırız. Büyük olasılıkla da bu hastaların hastaneye yatmaları gerekiyor. Yani ortalama bir hafta gibi bir süre zarfında hastanede kabul edip gereken tedaviyi orada tatbik etmek gerekiyor. Atakların en önemli sebebi ya da en çok atağa sebep olan sebepler gribal enfeksiyonlardır. Bu yüzden evet. grip aşısı çok önemli. Evet. Hatta size değişik bir şey söyleyeyim. Şimdi Covid'den dolayı biz geçen yıl çok fazla atağa rastlamadık. Bunun evet. en önemli sebebi hastalar maske taktı.
Maske takınca da normal gripler, yani bizim influenza dediğimiz gripler bulaşmadı. Çok da fazla ortaya çıkmadı. Çünkü grip tamamen bulaşmakla yayılıyor biliyorsunuz. Evet. Bu yüzden hastalar hem daha az atak geçirdi hem de daha farklı bir şey. Koala hastalar daha az COVID'e yakalandılar. Değil mi? Zaten özellikle şunu düşünmeye çalışıyorum. Hem koa hem COVID-19 hastalığına yakalanmış. Yani ikisi bir arada, ikisini birden atlatabilmek zor olsa gerek. Şimdi koala hastalar aslında bilinçli hastalardır. Evet. Çünkü hastalıklarını biliyorlar. Sürekli kronik bir hastalık olduğu için doktorla sürekli bir dayanışma var. Evet. Bir fikir alışverişi var. Bir şey olduğunu hemen ararlar mesela. Bilinçliler. Şimdi bu hastalar dedi ki kendi kendilerine dediler bunlar. Evet. Bu COVID en çok akciğeri tutuyor. Benim akciğerim zaten hasta. Benim bu hastalığa yakalanmamam gerekiyor. Dolayısıyla o önlem, maske, mesafe, hijyene daha çok değil uydular mi? Diye Dikkat düşünüyorum. Ettiler. O yüzden de COVID'li hastalarda biz mesela bir hipertansiyon gibi, hani hep COVID ilk ortaya çıktığında en çok hipertansiyon hastalarını etkiliyor, şeker hastalarını daha çok etkiliyor İşte diye. Obeziteye sahipleri İşte çok etkiliyor. koallılar pek bunların arasında yer almadı, tamamen kişisel önlemlerden dolayı diyebilirim. Değil mi? Çünkü şayet dikkat etmeselerdi en çok onlar için Evet, zor olacaktı. zaten hasarlı bir akciğer. Hakikaten evet. Ve belki de çok hızlı, çok fazla kayıplar bu şekilde yaşanabilirdi. İşte keşke koahlı hastalar gibi herkes bilinçli dikkat olsa. Edebilsin. Ya işte bir şeyler aslında kapıya gelmeden, bu kadar tehdit bulundurmadan çözülse bizler için çok daha kolay olacak. Bunun için de koruyucu hekimlik, bunun için de önleyici hekimlik diyoruz her seferinde. Çok önemli. Bunun için sizin önerileriniz olarak, evet, bugün sigara ve tütün ürünleri hala artmaya devam ediyor sanki. Evet, bir azalım vardı. Özellikle bundan bir 5 sene önce insanlar tamam artık sigarayı bırakmanın galiba vakti geldi, yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz fikrindeydi. Ve bugünlerde ben yeni yeni sigaraya başlayan insanları duymaya başladım. İşte stres ve mutsuzlukla orantılı olarak da artıyor zannımca. Sizin önerileriniz özellikle koah ve tütün ürünlerine dur diyebilmek için nasıl bir yolu tercih etmek, Şimdi neler Türkiye'deki yapmalı? sigara bırakma politikası aslında iyi sonuçlar veriyor. Evet, evet. Mesela 2009'daydı yanılmıyorsam bu kapalı ortamlarda sigara içilmeme. Evet. O karardan sonra belirgin oranda sigara içimi azaldı Türkiye'de. Tabii belli bir yaşın üzerinde bu bilinç yavaş yavaş gelişiyor. Hani ortalama 40'lı yaşlarda gelişiyor sigara bırakma bilinci. Ama genç yetişkinler için hala çok büyük bir risk. Evet. Özentiyle başlanılıyor. Belki büyümenin bir göstergesi olarak kendini ispat etme diye başlıyor sigara içme. Mücadele edeceğiz. Yani her kesimle, aile hekimiyle, göğüs doktoruyla, dahiliye doktoruyla, her kesim sigarayla mücadele etmek zorunda eğer sağlıklı bir toplum istiyorsak. Bu aynı zamanda ciddi bir halk sorunu, değil halk mi? Sağlığı sorunu aslında. Yani ciddi bir iş gücü kaybı. Sonuçta koahlıların çoğu 40'lı yaşlarda çalışan kesim, yani hepsi emekli 40 değil. 40 yaşta genç yaş. Yani evet. Bunlar aktif olarak iş hayatında olan insanlar. Ciddi bir emek kaybı, bir iş gücü kaybı. Tabii maddi olarak devlete büyük bir külfet getiriyor. Evet. Yani devlet politikaları iyi gidiyor bence. Sigaranın ücretlerinin artışı da bu anlamda pozitif bir geri dönüş yarattı. Daha da çeşitlendirilerek devam edilebilir bu politikalar tabii ki de. Kesinlikle. Sigaranın ücretlerinin artışının iyi olmasını söylediğimiz için bize kızıyan izleyicilerimiz ya da izleyenler olabilir. Her şey onların sağlığı için. Evet. Her şey sizlerin sağlığı için. Az önce korkunçlu kısımda erken teşhis şayet gerçekleşmezse neler olabileceğinden bahsetmiş olduk. Bu noktada hocam ben atladığımızı düşündüğüm için ve merak ettiğim için biraz da sormak istiyorum. Şimdi genç yetişkin kesim dedik. Bir de ben genetik hikaye var mı koahta, onu merak ediyorum. Evet, şimdi onu unuttuk. Şimdi bu noktada yani hiç sigara kullanmamış ama annesinde babasında daha önce koah varmış, dedesinde koah varmış. O kişide de gelişebilme ihtimali var mı? Bunlara hiç maruziyet olmasa bile. Şimdi bir genetik yatkınlık şöyle bir şey var. Bir alfa 1 antitripsin diye bir enzim var. Evet. Akciğerdeki
dokuların işte yıkımını engelleyen bir enzim bu. Çeşitli inflamasyonlarda ortaya çıkan yıkımları engelliyor. Bu enzim eksik olduğu zaman bu kişilerde erken yaşlarda, yani atıyorum 18-20'li yaşlarda bile KOAH ortaya çıkabiliyor. Tamamen genetik i̇şte bir şey bu. Tam olarak bunu evet, merak ediyordum. Bu genetik bir şey. Ayrıca başka bir şey var. Mesela bir anne düşünün, hamilelik sırasında sigara kullanmış. Doğacak çocuğun akciğer gelişimi geri kalacak, yetersiz evet, kalacak. Ve bu çocuk da erken yaşlarda KOAH'a aday bir çocuk olacak. Ve hayatı boyunca belki de. Evet, özellikle gebelik sırasında içilen sigara, lütfen bunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Onun dışında anne KOAH, baba KOAH, çocuk KOAH olur mu? Eğer evin içerisinde aşırı miktarda sigara tüketiliyorsa tabii ki de o havadaki nikotini ya da diğer sıkıntılı maddeleri inhale eden çocuklarda erken gençlik çağlarında KOAH olabilirler. Hiç karşılaşıyor musunuz hocam? Klinik tecrübenizi merak ediyorum. 18, 20, 30 yaşları arasında böyle genç yetişkinlerin evet, gelip KOAH olduğunu yani evet, ve belki sigara bile kullanmıyor ama sırf maruziyetten kaynaklı. Çok çok üzücü değil mi? Yani geldiğimiz nokta. Yani gençlerde tabii solunum hastalığı, nefes darlığı yapan en önemli hastalık aslında astım. Astımla biz evet, daha çok evet, karşılaşıyoruz. Ama dediğimiz faktörlerden dolayı evet, az da olsa karşılaştığımız oluyor. Evet, o yüzden sırf bunun için zaten bir çocuk doğuracak bir bireyin, bir annenin, artık bir anne adayının. Bu çok ciddi bir sorumluluk aslında. Kesinlikle çok büyük evet, bir sorumluluk. Her şeye dikkat etmesi gerekirken o sigarayı da artık bir şekilde kırıp atması gerekiyor. Sadece anne kesinlikle, için konuşmayalım bu noktada. Eşler, aile eşrafı hakkında da konuşalım. Ya balkonda içeriz demeyelim. Eğer bir hamile varsa, yeni bir çocuk varsa o evde, daha akciğerleri yeniyken hayatını elinden almamamız bir gerekiyor de çocuklar bence, için anne ve baba hep rol modeldir. Evet, yani evet, evde sigara içiliyorsa o çocuklar ergenlik çağında ilk uzandıkları şey İçecektir, sigara paketi oluyor. Bundan değil da mi? Evet. Sigara içen ailenin çocukları büyük oranda sigara içicisi oluyor. Kesinlikle öyle. Peki hocam, hem KOAH'la alakalı, hem sigara ile alakalı, hem COVID-19'la alakalı, hem aşılarla alakalı harikulade şeyler söylediniz. Bizleri harikulade aydınlattınız. Programın artık sonuna geldik. Dikkat etmemiz gereken çok şey var. Ama ilk önce kendi kapımızın önünden başlamamız mutlaka, gerektiğini anladık. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, uzman doktor Yıldız Uçar bize bugün KOAH'tan ve sigaranın aslında bizi nereye getirdiğinden bahsetti. Bizler sağlığı paylaşmaya ve çoğaltmaya devam ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.